Aşkım benim. Ha, okuldasın herhalde. Davetiyelerimiz geldi. Kutuyu şu anda açıyorum. Ay çok heyecanlı. Açıyorum. Açtım. Ay Mehmet, şahane olmuş, inanamayacaksın. Vallahi aferin bizim çocuklara. Ha, annem aradı yine. Evlenmeden bir hafta önce geleyim diye tutturdu. Yani illa her şeye karışacak, ben de sonra konuşuruz dedim. Seni çok 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 ama çok seviyorum. Kapatıyorum şimdi, toplantıya gireceğim. Aa Mehmet, pasaportu hallettin değil mi? Öpüyorum aşkım. Bu son olsun Müjde. Tamam. Gülme. Ben çok ciddiyim. Tamam dedim. Bu eve bir daha adım atmayacağım. Vallahi bak. Alpay. Geldi. Bir şey değil. Ay çok sağ ol. Çok güzel olmuş. E, özendik biraz. Arkadaşımızın davetiyesi diye. Geldi mi? Hı. Ver bakayım. Ha. Bunun parasından mı sen ödedin? Yok, bizim matbaa bastı yarı fiyatını. İyi valla, senin burada canın çıksın. Sevgi, başlama yine. Hani düğünden önce işe giriyordun, ne oldu? Ya ne yapsın, doktorası bitmedi daha. Evlenince de babasının parasıyla mı geçineceksiniz? Yoksa sen mi bakacaksın? Çalışacak, tamam. Yani sen de Mehmet'i sevemedin, gitti ama. Ajans böyle yan gelip yatarak mı büyüyecek arkadaşlar? Müşteri işi hafta sonuna kadar göreceğim diyor. Biz ne yapıyoruz? Mırın kırın. Tamam. Hiç uzatmayalım. Doğrudan biz bir halta yaramayız. Siz en iyisi başka bir ajansa gidin diyelim. Öyle değil mi Alpay Bey? Yok Bora Bey. Biz sadece aleleceli iş yapmayalım. Hani müşteriyi bir kere de böyle... Ya ne olur bana tıraş yapma Alpay. İstediğinde 12 saatte harikalar yaratmasını biliyorsun ama. Mahmut Şah. Hoş bulduk, sağ olun. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Savaş Şah, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, sağ olun. Tamam, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yeter, gelin almaya geldik, cenazeye değil. Yut artık o gözyaşını. Yut ama. Kocamın kanına giren aileden kız alıyor. Bana da gözünün yaşını yutluyor. Kızı almazsa kan yutacaksın. Çok özür dilerim, geciktim. Oo, nereden böyle Müjde Hanım? Müjde'den Bora Bey. Zirvesi öyle toplantıdaydım. Çok uzattılar. 72 saat sonra tüm çalışmaları görmek istiyorum. Bir şey mi var? Bilmem. Var mı? Ne olacak ya? Taktı bu da bunu. Manyak mıdır nedir? Thank you.
Nasıl? Abin yakışıklı olmuş mu? Çok yakışıklı olmuşsun ya. Yazıklar olsun Kemal sana. Yazıklar olsun. Abla ne oluyor? Baran'ın yüzüne nasıl bakacaksın sen ha? Yeğenini yetim bırakan adamın kardeşini koyuna almak içine silecek mi? Silecek mi ha? Siliyor mu? Abla. Ablalık hakkım haram olsun. Yeter. Anne ne yapıyorsun? Madem ablalık yapamayacaksın, çekil git buradan. Haksız mı? Yok muydu başka kız Moranların sülalesinde? Uyardım seni. Ablanın kanına dokunur dedim. Muhtedim peygamber demedin. Canım yanıyor Savaş. Canım yanıyor. Haklısın abla. Ama kanı durdurmanın başka yolu yok. Ya niye o kız? Niye eniştenin kanlısının kardeşi? Şşş. Tamam gel. Oldu artık. Yapacak başka bir şey yok. Uğursuzluk getirecek. Göreceksin bak Savaş. Hepimizi mahvedecek. Hepsini elle mi yazdın yani? Bir de bunun için mi para verseydik? Ah canım benim, kıyamam ben sana. Ne zaman çıkıyorsun? Gelip alayım seni. Bir iki saat sonra çıkarım herhalde. Rüya. Çok güzel. Verin Yasemin Hanım. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu pizzalar ne anlama geliyor? Bu gece burada olduğumuz anlamına geliyor. Sabah her şey hazır olacak, öyle değil mi? Tabii ki. Buraya geldi, ararım sana. Bunu sen mi bıraktın masama? Hı hı. Gerçekten evleniyorsun yani. Evet, o da düğün daveti. Bu bir şey demek değil. Son anda yırtılan ne davetiyeler gördüm ben. Ne demek şimdi bu? Aman boş ver. Bir şey demek değil. İki kere direkten dönmüş bir adam olarak saçmalıyorum. Gördüğün gibi hala bekarım. Mutluluklar. Teşekkürler. Düğününe mutlaka geleceğim. Sevinirim. Thank you.
Ya bana ne kardeşim? O stüdyoya yarın giriyorum ben. Doğum mobilya yıkattırdık ya. Sinirini çıkaracak illaki. Siz Ahmet kızı Çiçek Moran, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Kemal Baldar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gelin hanım, tekrar ediyorum. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Kemal Baldar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Zemin rengimiz bu mu? Alternatif daima var. Bakın. Bir de siyah dene bakayım. Siyah mı? Ama müşterisi istemiş. Müşterinin ne zamandan beri fikri var? Bizim işimiz müşterinin istediğini yapmak değil, yaptığımızı müşteriye beğendirmek, öyle değil mi? Hemen hazırlayayım. Alpay ve ekibi kalıyor, gerisi gidiyor. Sabah 8'de görüşürüz. 8 mi? Hiç gitmeseydik bari. Yine sabahçıyız ya, hayret bir şey. Al baştan her şeyi. Hala burada mısın? Geç oldu. Hadi seni evine bırakayım. Ama daha bitmedi. Gel hadi. Evde bitirirsin. Hadi. Öğrendin mi Salım'ın sosisin sırrı neymiş gavur memleketinde? Az kaldı da yeğeni kulağında. Öğren artık be oğlum. Lazımsın sen bize İstanbul'da. Hemen dönüyor musun İtalya'ya? Yok değil. Önce bir Bodrum'a gideceğim. Tatil. Tatil. Hak ettin. Aslandır benim oğlum. Aslan. Boşuna okutmadık onu Amerikalılar da dayısı. Herhalde. Savaş. Vay Ömer. Kardeşim. Buradayız gelsin. Nerede çocuklar? İsmail de burada mı? Burada, burada. Şekil. Savaş. Vay. Ne olmuş sana böyle ya? Kardeşim. Vay, vay, vay. Uyuyor musun, çalışıyor musun? Medya planına bakıyordum. Bitiririz bu gece, merak etme. Sana mı gidelim, bana mı? Bana gidelim, daha yakın. Çifte kumruların evinde ne işin var Müjde? Sana gidin. Aynı evde oturmuyorlar ki Bora Bey. Aşk yuvalarında damat bey tek başına oturuyor şu anda. Nasıl yani? Çifte kira vermemek için tuttukları eve Mehmet taşındı. Yasemin de düğünden sonra gidecek. Nişanlınla birlikte yaşamıyor musun yani? Hayır. Niye? Eski kafalı bunlar. Evlenmeden aynı yerde oturmuyorlar. Enteresan. Oğlum makarna yemekten içine çıkıyor. Ne diyorsun? Oğlum onu da bulamayanlar var. Tamam, her şey olacak. Thank you.
Kapat. Bak abi nasıl? Kıvrıl şuraya bir saat diyeceğim ama. Ay yok, uyur kalırım sonra. Kim bu saatte? Oy beni. Sen gerçekten delisin. Bu saatte kalktın geldin yani. Sevgili başkent tok yatamam değil mi? Sürpriz. Müjde. Söyleseydin ya beraber olduğunuzu. Pizzayı az aldım. Olsun yeter. Ben gidip tabak getireyim. Ne oldu? Şaşırdın mı beni gördüğüne? Ne yapıyorsun ya? Tamam Müjde. Yaşadık bitti kızım. Yapma artık böyle şeyler. Evet. Hadi bakalım. Çok acıkmışım. Çok mu yorulmuş benim bir tanem? Aç bakalım. Şimdi. Güzel olmuş burası değil mi? Sen bir de İstanbul'daki evi göreceksin. Kendinle gurur duyuyorsundur herhalde. Sonunda aldın intikamını. Ne intikamı Çiçek? Onca senedir bugünü bekledin değil mi? Onca senedir bana bu bakışlarla bakmayı bekledin. Ne diyorsun sen Çiçek, neyi bekledin? Yapma Kemal. Bizim aşirette onca kız varken niye beni seçtiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Niye seçtim? Sana hayır dedim çünkü. Ölürüm de baldarların kıymetli olduğuna varmam dedim. Çok büyük konuşmuşum. Böyle mi düşünüyorsun? Yolumu kesip, sevsen de sevmesen de, ölü ya da diri benim olacaksın diyen sen değil miydin? Al işte, dediğini yaptın. Tamam yaptım. Ben Kemal Baldar'ım. Kemal Baldar. Senin Amerika'ya gittiğin yaz gelmiştik buraya. Annenlerle. Tatile. Ben Baran'a hamileydim. Sürekli yiyordum. Allah'ım ya. Doymak bilmiyordum. 27 kilo almıştım. Düşünebiliyor musun? Sonra 30 kilo birden verdim ama Muzaffer'i toprağa koyunca tutunabildiğim tek dal sendin sanmış. Benim güzel kardeşim, okumuş yazmış adamdır, iyi adamdır. Ablasını dur bırakan ailenin kızını. Bilmiyordum. Abimin kiminle evleneceğini bilmiyordum. Annem aradı, abini evlendiriyoruz, düğüne geldi de o kadar. Niye sormadın kimi alıyor diye? Tanımam diye. Yıllardır bana gelmemişim, nereden bileyim? Nereden bileyim kanımızın kardeşi olduğunu? Bilseydin karşı durur muydun? Ha? Babama gidip hayır o kız olmaz der miydin peki? Der miydin? Thank you.
Kan davası korkunç bir şey. Bunu sen de biliyorsun. Tabii. Kan dursun da nasıl durursa dursun değil mi? Senin ablanın bağrı yanıyormuş. Kimin umrunda? Abla lütfen. Ablam. Bu kadar acı çekeceğini bilseydim. Yeter artık. Benimki de can yani. Başlarım işini. Ya saçmalama, az kaldı. Ofiste hallederiz gerisini. Ben kaçıyorum. Dur dur, taksi çağıracağım. Gerek yok ya. Şuradan duraktan taksiye binerim ben. Hoşça kal Mehmet. Ay ne gamsız kız ya. Bırak da şunu bitireyim. Yatak odasına gidelim mi? Tabii ki de hayır. Hadi ne olur. Ya saçmalama. Yasemin çok ciddiyim. Dayanamıyorum artık, anlamıyor musun? Ama aşkım konuştuk ya bunu. Ya düğünümüze ne kaldı ki? Nasıl olsa evlenmeyecek miyiz? İyi ya işte, o kadar bekleyemiyormuşum. Bekleyemiyorum. Hadi yapalım artık. İnsaf et. İki senedir beraberiz. Ya iyi ya işte. Ne güzel bekledin, biraz daha bekle. Halim kalmadı artık. Ya Mehmet lütfen, konuştuk ya bunu. Kaç kere konuştuk. Umurumda değil. Seni istiyorum. Şu anda. Ya lütfen dedim, lütfen. Oh! Biliyorsun bu konuda ne kadar hassas olduğumu. Anlattım sana her şeyi değil mi? Ne? 10 gün daha bekleyemiyor musun? İyi. Tamam. Anlaşıldı. İstemiyorum. Ya Mehmet. Ne olur böyle konuşup da üzme beni. Ben seninle birlikte olmayı istemiyor muyum sanıyorsun? Madem istiyorsun, kim engel olabilir ki? Anlayış. Aşkım lütfen birazcık anlayış. 10 gün daha. İyi. Tamam. 10 gün daha. Ben gideyim o zaman. Sen de işini bitir, tamam? Yarın görüşürüz. Tamam. Ha şeyin. Ablam haklı ama anne. Niye o kız olmaz demedin? Dedim, demez miyim? Babam ne dedi peki? O niye itiraz etmedi? Babam bize de tam o kızı almak yakışır dedi. Çünkü dış kapının bandalı bir kız alırsak bir gün yine kan dökeceğiz diye pusuya yatarlar dedi. Anne, çiçeği gördün mü? Senin yanında değil mi? Yok. Gelinlik günden kaçtı ha?
sağ ol. Ne işin var senin burada? Ya bırak kolumu. Yürü, gidiyoruz. Bırak beni. Anlamadın galiba. Sen Kemal Bağlar'ın karısısın kızım, karısı. Bırak beni. Bırak yoksa bağırırım. Çiçek, şimdi şu an var ya, şu an kafana sıkmıyorsam eğer bunun bir sebebi var. Çünkü seni seviyorum. Bırak kolumu! Ya demek bu mu? Sen benim hayatımı cehenneme çevirdin. Sen cehennem görmemişsin. Ama göstereceğim. Merak etme sen. Elinden gelen ardına koma. Öğretmen olacaktım ben. Tek istediğim okumaktı. Hepsini sildin sen. Sen benim hayatımı mahvettin. Sevsen ne olur. Sevmezsen ne olur. Öyle? Hiç. Çocukla güzel konuş. Ne dedi ki şimdi? Anne. Yengem ağlıyor. Ağlasın. Ömür olduğu sürece gözünden yaş dinmesin. Evelallah. Keşke ben de Savaş abimle Bodrum'a gitseydim ya. Bodrum'un tam zamanıdır şimdi. O kadar da senin yerine Eşref giderdi. Değil mi Eşref? Keşke ağam. Vaktiyle aklımız olsaydı da biz de okusaydık. Duy duy Mustafa efendi. Babası sen de taktın okula. Okuyup da ne olacak ki? Fesübhanallah. Buna da çok yüz verdik ya. Nasıl laf lan o? Okumadan olur mu? Bak Savaş abine de örnek al. Okudu adam oldu. E vakit kaybı be dayı. Okumadan da olurdu. Yumruk geliyor şimdi kafana. Neyse abi. Ben doğrudan fabrikaya devam edeyim. Fabrika kaçmıyor ya kayınço. Eve gel bir kahve içelim sonra gidersin. Peki. Thank you.
hoş geldin. Bir oturalım hesap kitap başına. Fırsattır. Hoş geldiniz abi. Hoş bulmuşuz kızım. Bize birer kahve getir. Baş, koş. Hoş geldiniz hanım ana. Hoş bulduk. Emre abi, Eşref, sandığı gelin hanımın odasına çıkalım. Emrin olur. Geç. Tut Eşref. Aklını başına topla. Şimdi mutlu musun anne? Ha? Uğursuz kızı aldınız, mutlu musunuz şimdi? Nazan, senin genç kızlığın memlekette geçti. Töre nedir, kan nedir bilirsin. Anne, sana bir soru sordum. Tamam, kan davası bitti. Şimdi mutlu musun? Değilim. Ne zamanki oğullarımdan hiçbirini kan davasına kurban etmeden son nefesimi veririm, o zaman mutlu olurum. Anladın mı? Tabii. Varsa yoksa oğulların değil mi? Sen beni evlattan bile saymıyorsun. Nereye bırakalım Kemal Bey? Çiçek, nereye bıraksınlar? Yaksınlar. Çiçek, ne yaptığını sanıyorsun sen? Alakasız yeni bir logo yapmışlar. Ben sizden yeni logo mu istedim ki faturanızı ödeyeyim Bora Bey? Elemanlarınız kendi kendilerine iş uyduruyor. Sonra da bunun parasını benden istiyorsunuz. Siz sadece benim dediğimi yapın yeter. Anladım Sinan Bey. Bir yanlış anlama oldu herhalde. Halledeceğim. Saygılar. Görüşmek üzere. Müjde nerede? Radyo Türkçe'ye gitti. Kuşak fiyatı konuşacaktı. Merhaba. Yine mi sen Müjde? İçeri almayacak mısın beni? Seni içeri alınca ne olduğunu biliyoruz. Ne konuştuk ya? Bitti demedik mi kızım? Haftaya evleniyorum ben. Evleniyorum. Gelme artık. Bu nedir? Ha, Alice kim yani şeyi? Şeyi. Bu logo ne peki? Yeni logosu. Kim sizden yeni logo istedi ya? Bu ajansla niye herkes kafasına göre iş yapıyor? Kafamıza göre yapmıyoruz Bora Bey. Birimler koordineli çalışacak diye 40 kere uyardım sizi, öyle değil mi? Sevgi! Efendim? Alice Kimya'nın yeni logo ile basılmış tüm antetli evrakının maliyeti içeriden halledilecek. Maaşlardan mı kesersin yoksa sorumlusunu bulup işten mi atarsın, orasını bilmem. Ama... Bora bir sakin olsan. Olamam. Alice Kimya 47 bin liranın üstüne yatıyor. Nasıl sakin olayım? Hakikaten Müjde. Ciddiyim bak, bitti. Tamam, bu son. Hep son diyorsun, yine geliyorsun. Al mı sen de içeri o zaman? Bana bak. Sen vicdan hesabı mı çekiyorsun yoksa? Çekiyorum tabii. Haftaya evleniyorum kızım. O kadar da hayvan değilim yani. Olma zaten. Evleneceğim, eşya alacağım diye çalışmaktan kızın iflah kesildi valla. Sağ ol ya. Vicdanımı çok rahatlattın. Ama benimle yatmıyor diye şikayet etmiyor muydun? Bence hakkın. Ya kapatalım bu konuyu, tamam mı? Hadi git artık.
Son bir defa öp beni. Ya git. Yasemin gelir midir? Yasemin havaalanı yolunda şu anda. Varmıştır bilin. Nişanlın 3 gün Londra'da. Biliyorsun. Rahat ol. Hayır dedim. Ya ne fark eder ki? Ha ben gitmişim, Azra gitmiş. Hem vizesi var. Zaten her şeyi de biliyor. Saçma sapan konuşmasana Yasemin. Uçağa kalmış 3 saat. Bu saatte müşteri temsilcisini değiştireceğim. Ya Bora Bey'in sinirleri tepesinde görmüyor musun? Şimdi bana da ters bir laf edecek, kaldıramayacağım. Niye anlamıyorsun? Geçer onun siniri. Bir uçağa binsin melek gibi olur. Ya ne olur Azra gitsin. Bir bilet değişecek o kadar, bayılır o gitmeye. Ya git söyle o zaman. Ben sizinle gelmiyorum de. Döndüğümde bu işin sorumlusunu istiyorum Sevgi. Tamam dedim Bora, tamam. Sen de taktın mı takıyorsun ha? Sen niye hazır değilsin? 15 dakikaya çıkacağız, hadi. Şimdi hazırlanırım. Hadi söyle. Londra'nın en iyi stüdyosu diyorlar ama bakalım anlaşabilecek miyiz? Tamam, orada görüşürüz. Ha, o raporu bana salıya kadar maillesinler, tamam mı? İyi, hadi çağ. Bora Bey. Evet. Dinliyorum. Ya çok özür dilerim ama ben pasaportumu evde unutmuşum. Aslında Mehmet'e ofise getir diyecektim ama işte bütün gün çok yoğunduk, unutmuşum. Tamam, önemli değil. Olur böyle şeyler. Hakkı, ilk taksi durağında dur. Çok teşekkür ederim. Hemen eve gideceğim, alacağım, sizi hiç bekletmeyeceğim. Tamam, çok telaş etme. Vaktimiz var, havaalanında buluşuruz. Aşkım evde misin canım? Aman Allah'ım! Sen Londra'ya gitmemiş miydin? Ne yaptın sen? Ya biz aslında... Biz evlenecektik. Biz bir hafta sonra evlenecektik. Yasemin, bir hata. Bak. Yazıklar olsun. Bu muydu senin arkadaşlığın? Ben şey için gelmiştim, birdenbire oldu. Ya bunu nasıl yapabildiniz? Nasıl yapabildiniz? Nasıl yapabildiniz? Yasemin, ne desen haklısın. Ama ne olur bir dinle. Dokunma bana! Sen mecbur ettin beni. Kaç kere söyledim sana yatalım diye. İnanmıyorum. İş yerinden arkadaşım o. Hayatımın en güzel gecesini yaşayacağım bu odada. Allah'ım ben ne hayaller kurmuştum. Kabahat senin. Elinde yatsaydın ben de mecbur kalmayacaktım. Ya sus! Bir tek şey istedim senden Allah'ın belası, bir tek şey istedim. Ölmüş babama söz verdim dedim. Evlenmeden önce kimseyle beraber olmayacağım diye babama söz verdim dedim. Biraz sabırlı ol dedim. Bu muydu senin aşkın? Bu muydu aşkımın karşılığı? Ya unutabiliriz. Bir anlık bir şeydi. Sus! Bir daha... Sus! Beni mahvettin beni! Affettin! Ben seni nasıl sevmiştim? Ya? Her şeyi mahvettin! Affettin! Bu muydu ya? Thank you.
Ver misin? Sen bana asılıyor musun? Tamam, açık sözlüsün de böyle de sorulmaz ki. Asılıyor musun, asılmıyor musun? Hızlı işte. Yavaş git bence. Bence daha hızlı gidelim. Nasıl? Uzatmayalım. Bir şey içmek ister misin? Adın ne? Sen burada mı yaşıyorsun? Beğendin mi? Güzel. Bekaret meselesi bitsin istedin. Ama niye ben? Yok muydu başka biri? Neredesin? Kimsin sen ya? Yasemin, kızım ne bu halin? Anne, ne oldu? Anne, ben çok kötü bir şey yaptım.
Yasemin, ne yaptın? Anne. Anne ben. Ay Yasemin. Korkutma beni, ne olur. Abi ne demek bakire çıktı ya? Basbayağı bakire işte. İlk kez benimle yattı yani. Ya git işine oğlum, kafa bulma benimle. Öyle bir hali mi var? Allah Allah. Abi sormadı mı niye yaptın diye? Sormaz olur muyum? Söylemedi ki. Bir görsen, inatçının teki. Nerede peki şimdi? Ne bileyim. Duştan çıktım, bir baktım yok. Gitmiş. Gitmiş. Müthiş hikaye ya. Bunu yatakta buldum. Kopmuş herhalde. Yasemin, senden bunu hiç beklemezdim. Kimi cezalandırmış oldun şimdi? Ne olur anne, ne olur. Mahvoldum zaten. Babama verdiğim sözü tutamadım. Her şeyi mahvettim. Mahvettim her şeyi, mahvettim. Tamam kızım, tamam. Yok. Affedin anne, ne olur affet. Anne beni affet. Tamam Yasemin, tamam. Anne beni affet. Tamam, tamam. Kimin nesiymiş peki? Bilmiyorum. Adı neymiş? Kül kedisi. Ne bileyim, bir şey söylemedi dedim ya. Sen beni dinlemiyorsun ha. Bodrum'a da böyle bir hikaye yakışır işte be. Eyt! Senedir bugünü beklememiş miydin diye sormuştun ya bana. Haklıydın. Bir daha yoluma çıkma. Kendimi asarım yine de senin olmam dediğin gün yemin ettim. Ama intikam için değil, sevmek için. Yuvamı çiçekle kuracağım diye yemin ettim. Sen benim rüyamdın çiçek. Gecemdin, gündüzümdün. Sen benim yaşama sebebimdin. Ben seni sevdim ve çiçek. Ölümü ne sevdim. Mustafa, hadi okula geç kalıyorsun. Allah senin açıklığı versin. Oğlum derslerini iyi dinle, tamam mı? Gözün üstünde olsun, ders bitene kadar bekle. Peki efendim. Hayırlı işler Hasip abi, yormayın kendinizi. Anacığım, asıl sen kendini yorma. Gelinle ben ilgilenirim, gözün arkada kalmasın. Hadi oğlum, seni mi bekleyeceğiz? Murtağının hepsini yemişler hanım ana. İyi. Suna şimdi taze taze yapıyor size. Afiyet olsun. Günaydın. Sana da gelin kızım. Ben bu evin adetlerine yabancıyım. Eğer ne yapacağımı söylerseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
Biz seni bu eve gelin diye aldık kızım. İş göresin diye değil. Hadi görümceni kahvaltıya çağır da hep beraber yiyelim. Ben mi çağırayım? Evet, çal kapısını. Hanım ana seni kahvaltıya bekliyor de. Hadi. Bir yerden başlamak lazım. İleli ve küs duracak değiller. Aman, aman. Oh, bakalım, gel. Al işte. Bir tanesi. Oğlum. Al bakalım. Gel bakalım babaya. Gel Endam. Gel. Hoppa. Ama başlama yine yeter Nazan Hanım. Para. Oğlum. Muzaffer oğluna doyamadım. Ben de Muzaffer'e doyamadım. Canım benim. Güzelim benim. Sen nasıl girersin ha benim odama? Ha? Dışarı çık hemen. Hanım ona yolladı. Seni kahvaltıya bekliyormuş. Hemen dışarı çık. Bir daha da seni gözüm görmesin. Defol! Böyle olmasını ben mi istedim sanıyorsun abla? Kemal'e varmayı ben mi istedim? Ağladım. Yalvardım. Kendimi yerden yere attım. Ama senin kardeşin beni seçti. Senin kardeşin de beni töreye kurban etti, anladın mı? Sallanma, hadi çabuk! Eşref mi? Alo. Halam. Efendim. Söyle Eşref. Tamam mı? 250 kilosu iç pazarı, iyi mi? Alıcı aynı mı? Aynı. Paratiko. Al gülüm ver gülüm. Olur. Elinizi çabuk tutun. Kamyon gün doğmadan çıksın yola.
Emrin bağışı olsun ağam. İbo, Yıldırım. Burada kalacak malları zulalayın çabuk. Savaş'la konuştun mu? Ne konuşacağım? Hani... narkotik işi yaptığımızı bilsin artık dedik ya. Bodrum'dan bir gelsin de konuşuruz. Hadi burada mı yatacağız? Gidelim artık. Sen kalıyor musun? Var ufak tefek işlerim. Siz gidin. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. İyi geceler. Yavaş git oğlum, yavaş, yavaş. Hava yolbaş, görmüyor musun? Olsun. Ananla gelin hanım iyi anlaşıyorlar mı? Ananla geçinmek zordur çünkü. Anamla araları iyi de, ablam çok bozuk. Sebep? Sebep mi? Daha ne olsun baba? Kocasının katilinin kız kardeşiyle... Ona kim ne sormuş ki? Ablan töreden büyük müymüş? Tamam da haksız değildi yani. Alacak başka kız yok muydu dedi. Bunu da sana sormalı. Sen tutturmadın mı illa bu kız olsun diye? Amcasının kızı vardı, onu alaydık. Tamam baba ya, söylediğime pişman etme beni ya. Kemal! Kemal! Vezire haber salalım. Kül kedisinin kolyesi hangi kızın boynuna uyarsa alsın getirsin sana. Git başka eğlence bul oğlum kendine. Baksana, belki Yalıkavak tarafında kalıyordur. Oraya gitsek mi? Oğlum, Bodrum'un nüfusu kaç biliyor musun? Şans be abi. Belki çıkar karşıma. Çoktan dönmüştür o memleketine. Nereden biliyorsun? Belki gitmedi. Gitmediyse de kim bilir kimin yatağındadır şu anda. Saçma saçma konuşma. Öyle bir kız değildi o. Allah Allah. Oğlum, kızın adını bile bilmiyorsun be. Nasıl bir kız olduğunu nereden bileceksin? Adını bile bilmediği bir kıza aşık oldu herif. Hayret bir şey. Efendim anne? Savaş, oğlum, babanla abin kaza geçirmiş. Ne? Anne ne diyorsun sen, ne zaman? Bir saat önce. Abinle şirketten dönüyorlarmış. Dayı geldi şimdi, o haber verdi. Ne oldu? Anne. Savaş! Anne! 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 Oğlum söylesene. Thank you.
Canın sağ olsun. Getirdin sen. Evimize ölüm getirdin. Uğursuzsun sen kızım. Uğursuz. Defol bu evden. Defol. Abla. Adımı mı attın ölüm getirdin abla. Eve. Uğursuz. Abla. Defol. Şşş. Abla sus. Uğursuzu getirecek dedin biri. Bak dediğin çıktı. Babam öldü. Kemal öldü. Abla o da bir insan. O benim kanlı mı kardeşi? O ister miydi daha haftasını dul kalmaya? Gerekirse ben. Bora, Allah aşkına bu mu yani mesele? Ha? Ay, ya bebeğim. Ya bu müzikle nasıl çalışıyorsunuz böyle ya? Hayret bir şey. Efendim? Nasıl? Peki efendim. Müjde, Bora Bey seni çağırıyor. Benim mi? Niye ki? Bekliyor bebeğim hadi. Sevgi şuraya bir bakar mısın? Bak şimdi şuraya. Beni istemişsiniz Bora Bey. Kapıyı kapat. İşine son verin. İnsan kaynaklarına uğra da ihbar tazminatını ödesinler. Ne? Kovuldun mu yani? Evet. Nedenini öğrenebilir miyim? Alice kimyayı yanlış yönlendirdin. Müşteriyi kaybetmemize neden oldun. Benim bir kabahatim yok Bora Bey. Küçük ortak ısrareti yeni logo diyor. Onların kendi arasındaki bir anlaşmazlık bu. Tamam uzatma müşte. Hizmetin için teşekkür ederim. Bana gerçek sebebi söyler misiniz Bora Bey? Bunu sorduğuna göre gerçek sebebini de biliyorsun zaten. Benim tekrar etmeme gerek yok. Sevgi söyledi değil mi? Seni utandırmamı mı istiyorsun? Hiç zor değil. Yaparım istersen. Yasemin'in sizin için neden bu kadar önemli olduğunu öğrenebilir miyim? Bu sektörde iş bulamaz hale gelmeden git. Anladın mı? Bu olabilir. Değil mi? Bence de. Renkler hoşuma gitti. Kesinlikle öyle bir şey. Aslında toparlayın biraz açık yapsaydım. Sana bunu öğreteceğim. Göreceksin. Ay.
Hadi Mustafa. Sen anneni yalnız bırakma. Bir şey dedi mi polis? Arabayla oynanmamış. Vurup falan da yok. Her şey normal dediler. Kaza yani. Savaş. Artık iş ikimize kaldı yeğen. Yaz dediğin sayılı gün oldu. Ama bizim o kadarına bile sabrımız yok. Geleni gideni gördüm. Herkesin aklında aynı soru. Şimdi ne olacak diyorlar. 30 köyün insanı elimize bakıyor Savaş. Merak etmesinler. Kimseyi aç açık bırakmayız. Orası öyle de... Ben bu işleri tek başıma halledemem. Hesaptan anlamam, kitaptan anlamam. Babam bakardı para işine. Kapat ithal defterini, geç işin başına. Savaş, geç sen yeğenin babanın yerine. Dayı sen varken bana düşmez. Ben bu evde misafirim oldum. Sen bu evin direğisin artık. Hadi geç. Mustafa, geç rahmetli abinin yerine oldum. Çiçek, geç kızım. Baran, sen böyle geç. Hadi siz de oturun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biliyordun yani ama bana söylemedin. Biliyordum demedim, çarpıtma. Şüpheleniyordum dedim. Ne gördün de şüphelendin? Bir şey görmeme gerek yoktu. Müjde'yi tanımıyor muyum? Birine takar illa, yatmadan da rahat edemez. Hayır, Mehmet'e taktığını nasıl anladın? Uf Yasemin, kızım ayrıldım bitti, daha niye üsteliyorsun ki? Ya lütfen, ne zamandır boynuzlandığımı bilmek istiyorum. İlk ne zaman şüphelendin onu soruyorum. Peki. Yaz partisinde fazla samimiydiler. Bir an koruda öpüşmüşler gibi geldi bana. O zamandan beri biliyordun ama bana söylemedin öyle mi? Ne diyebilirdim Yasemin? Somut bir şey görmedim ki. Şüphelendin ama beni uyarmadın. Sen ne biçim arkadaşsın ya? Bir dakika, beni uyarmadın deme. İşte bunu söyleme. Mehmet'in beş para etmez bir herif olduğunu bir kere söyledim sana. Ama o rezil herife öyle aşıktın ki gözüm hiçbir şey görmüyordu. Gel. Kimin o? Kül kedisi. Biri mi var yoksa? Vardı. Yok. Nasıl yani? Var mı yok mu? Boş ver. Öylesine söyledim. Savaş.
tek sen kaldın artık. Kimsenin yüzüne bakamam diyorum, anlamıyor musun? Hadi önüme bir hafta kala. Ay Allah aşkına yeter Yasemin, vallahi içim şişti. Sanki ilk senin başına geldi. Bizim ajansta bu işler kıyamet gibi, bilmiyor musun? Herkes birbirini boynuzluyor. Ben herkesi... Hiçbir şey olmamış gibi. Kaldıramıyorum, ne yapayım? Kuzum benim, hassas kuzum. Kimse bir şey bilmiyor, merak etme. Aileler arıza yaptı, ayrıldınız. O kadar. Melekli kolyene ne oldu? Sorma. Ne zaman, nerede kaybettim bilmiyorum. O kadar üzülüyorum ki. Bir de babamın hediyesiydi. Of! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Savaş Bey. Başımız sağ olsun efendim. Bu korkunç hadise hepimizi şok etti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sağ olun. Her şey babamların bıraktığı gibi. Öyle. Sen yapacaksın artık bir şeyler. Bey, evrakı getirdim. Bir göz atmak istersiniz diye. Bu çağda ne evrakı Gökhan Bey? Her şey bilgisayarda kayıtlı değil mi? Şey, kısmen. Kısmen. Bütün kayıtları buna ekleyip getirin bir zahmet. Muhasebe müdürünü de gönderin, şifreleri versin. Gerisine karışmanıza gerek yok. Ama özledik ya. Alışmışız kızım her gün senin güzelliğini görmeye. Nasıl oldun, iyileştin mi? İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim. Nasıl gitti şampuan kampanyası? Süper. Azra kaptı işi. Herifler komple bizde. Nasıl yani? Benim müşterimi Azra mı aldı? Sen bir aydır Bodrum'daydın. Hoş geldin Yasemin'ciğim. Hoş bulduk. Yasemin işten ayrılmış mıydı? Yo, nereden çıkardı? Azra dönmeyecek, o Bodrum'a yerleşti demişti. Temennisini söylemiştir gıcık karı. Size gönderdiğim örnekte vardı Nihat Bey. Bu şampuan 10 puan diye. Kuryeyi hemen çıkarıyorum, başka bir emriniz var mıydı? Peki, iyi çalışmalar. Yasemin? Sen işten ayrılmamış mıydın? Senin gözünde ayrılmışım herhalde. Masamı işgal ettiğine göre. Affedersin. Geçmiş olsun bu arada. Her anlamda. Üzüldüm senin için. Üzülecek bir şey yok Azra. Ben gayet iyiyim. Her anlamda.
Yasemin Hanım, Bora Bey sizi çağırıyor. Merhaba Bora Bey. Hoş geldin. Gel gel, izle bak. Nasıl olmuş? Siz yokken çalıştık Yasemin Hanım. Müzik bu mu? Yok canım, jingle'ı çalışıyorlar. İyileştin mi artık? Evet, daha iyiyim. Güzel. Saçma bir hastalıktı zaten, öyle değil mi? Söyleyin Bora Bey, çekinmeyin. Ben demiştim deyin. Haklıymışsınız, ne deyin? Yok canım. Kendi cinsimi iyi tanıyorum da onun için. Neyse, geçti gitti. Unut o konuyu artık. Banka Veneta'yı duydun mu? Bir İtalyan bankası Türkiye'ye girmek istiyor galiba. Hı hı. Anlaşıldı. Sen Bodrum'da hasta yatarken gazetede okumamışsın. Çoktan girdiler. 5 şube açtılar. Basın ilanı konkurunda biz kazandık. Aa, ciddi misiniz? Çok büyük iş. Öyle böyle büyük değil. Kalkındırır bizi. Müşteri temsilcisi de sensin. Ben mi? Evet. Ben. Ne yani? Bodrum'da gözden ırak oldun diye gönülden de mi ırak oldun sandın? Bir bakabilir miyim? Tabii. Kül kedisi. Kül kedisi. Hadi çık gel, adam eridi bitti ya. Umudunu kestim artık. Memnun olabilirsin. Yasemin, insanı sinir etme. Ne var evde? Kalk gel işte. Ya gelemem sevgi, çok yorgunum. İyi işte, yorgunluğunu alır. Çok güzel bir yer burası. Sana da yakın. Bir içki içip dağılacağız biz de. Kapatma kendini eve. Atla bir taksiye gel. Canım, yarın ben de erken kalkacağım. Oh. Evdekiler nasıl? Fena. Hepsinin hali birbirinden beterce. Hangisine daha çok üzüleceğim şaşırdım. Şöyle buyur Ahmet Ağa. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Hoş gelmişsin baba. Hoş bulmuşum kızım. Çiçek. Otur kızım babanın yanına. Nasılsınız? Nasıl olalım? Acımız çok büyüktür Ahmet Ağa, biliyorsun. Bilmez miyim? Allah cümlemi de sabır versin. Amin, amin. Çiçek. Hadi kızım, babana sofra kur. Yoldan geldi, açtır. Söylemesi zor, lakin yapılması lazım geleneği biliyorsun Şanur Hanım. Biliyorum. Söylemedi. Ne istiyor anlamadım ki. Hadi görüşürüz.
sahada Berdel mi? Siz çıldırdınız mı ya? Törenin çağı olmaz savaş ballar. Töre 1000 sene evvel de vardı, şimdi de var. Lazım gelen yapılmalıdır. Hayır efendim! Yapamam. Çiçek benim yengem ya. Ölmüş abimin karısı. Verin kan dursun dediniz, verdik. Ne oldu? Daha 10 günlük elin iken dul kaldı. Çiçek ne işimize yarar bizim artık? Ne işinize mi yarar? Ahmet amca, kızından söz ediyoruz. Evladımdan, malından değil. Yapılacak olan bellidir Şahmuran. Yapmazsanız biz lekemizi temizlemeyi biliriz. Adımız şanımız var bizim. Berdelmiş ya. Senin büyük atalarının soyu peygamberlere kadar gidiyor. Töreyi değiştirmek sana mı kaldı? Hem gücün yeter mi sanıyorsun? Töre bana vız gelir anne, anlamıyor musun? Kıra bana vız gelir. Can verdik bu dava uğruna. 10 senede 7 kişi. Kanı moranlar başlattı savaş. Biz bitirmesek bitirmez. İnsanlık edelim dedik. Kan akıtacağımıza dün dernek kurdum. Çiçeğin bir değeri yok artık ailesi için. Eğer sen almazsan vururlar. Bizim kanımızı da yine akıtırlar. Sen kaçıp gidersin İtalya'ya. Biz ne yaparız? Ha? Bir tanecik erkek kardeşin kaldı. Onu mu kurban etmek istiyorsun? Bu mu istediğin? Ha? Anne dinle.